Montenegro'nun Bar şehrine gitmek üzere. Şimdi yola çıktım. Şu hostelde kaldım. Hostel Q. Şehrin şöyle bir 3 kilometre kadar dışı. Buralarda böyle müstakil evler var. Dün geldim. İşte kaçta geldim? 7-7.30 gibi yerleşmiştim. Evet, burası ara bir sokak aslında. Ara bir sokaktan gidiyorum burayı keşfetmek için. Şöyle çok şık şık, çok temiz, güzel evler var. Tek katlı, iki katlı. Görebildiğim kadarıyla şehir merkezinin şöyle hemen 1 kilometre dışında sürekli böyle müstakil evler var. Yani büyük bir şehir değil, büyük bir ülke değil zaten. 160 bin nüfusu varmış sanırım Podgorica'nın. Şehir merkezi küçük olduğu için merkez biter bitmez müstakil evler başlıyor. Ama şirin bir şehir, temiz, düzenli. Şimdi tren istasyonuna gidiyorum. Tren hem daha ucuzmuş otobüsten, hem manzaralar yine çok güzelmiş. Treni önerdiler bana. Bileti sordum. Önceden bilet almam gerekiyor mu falan. Gerek yok dediler. Hatta trende bile ödesen olur dediler ama umarım Mostar'daki olay başımıza gelmez. Koştur koştur yetiştim nihayet tren istasyonuna. Yarım saat sürer diye tahmin etmiştim haritaya bakınca ama yaklaşık 50-55 dakika sürdü. Çünkü yollar düz gelmiyor, kıvrılıyor. Girdiğin yol çıkmaz yol falan, öyle sorunlar vardı. Neyse yetiştim. 5 dakika sonra kalkıyoruz. Bilet bu. 2.30 euro. Podgorica'dan Bar. Yaklaşık 1 saat. Bu sanırım Işkodra Gölü olması gerekiyor. Şurası tren istasyonu. Bar şehrinin. Şehrin oldukça dışında. Kalacağım yere bakacağım. Yürüyebilirsem yürüyeceğim de yürüyemeyeceğim gibi görünüyor. Bayağı uzak gibi sanki. Olmazsa taksi bulacağız. Yine harika manzaralar eşliğinde geldik. Özellikle son yarım saat çok keyifliydi. Sağ tarafımız Adriyatik Denizi. Tren ormanın içinden kıvrıla kıvrıla ilerledi. Müthiş manzaralar eşliğinde. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada geldik. Normalde 40 kilometre Podgorica Bar arası ama tren çok yavaş geldi. Şu ileride tren istasyonundan geliyorum. Karşıma otobüs terminali çıktı. Hemen karşıma çıkmışken bir sonraki şehir olan Budva'nın biletini alayım dedim ama kadın satmıyor bir türlü ya. Daha doğrusu şey dedi, online alabilirsin falan diyor. Ya da gel buradan o gün o saatte gel alırsın falan dedi. Böyle biraz başından mı savdı? Online yoksa daha mı ucuz? Daha mı pahalı? Anlayamadım. Bileti alamadım. Neyse artık. Buraya tekrar geleceğim ya da bilet almak için. Belki de şehir merkezinden alırım. Bu yolun sonundaymış benim kalacağım yer. Şunlar yine Yugoslav döneminden kalma binalar. Evet. Oda böyle. Mutfağı yok ama duş fena değil. Bu neymiş? Dolap mı? Yok. Evet. Mutfak aletleri var da mutfağın kendisi yok. Acaba ortak mutfak falan mı var?
Yerleştiğim yer burası. Villa apartman Jadran. Şimdi şu yol denize gidiyor. Ben şu yoldan gelmiştim. Şu bina. Şu arkadaki dağları görüyoruz. Şöyle her taraf dağ. Burası da işte denizin kenarında bir vadi gibi düz arazi. Bar şehri. Yani sıcak bir iklim olduğu Karadağ'ın belli. Zeytin var, incir var. Ya yetişmeyen şey yok gibi neredeyse. Üzüm, her şey var. Yollarda da gördüm. Podgorica da öyleydi. Buralar daha da sıcak. Deniz kenarında olduğu için. Şu yolu döneyim de öyle konuşayım. Çok gürültü var. Çok fazla otel, rezidans türü şeyler var. Yani yazlık bir yer olduğu, deniz tatili ne uygun bir şehir olduğu buradan anlaşılıyor zaten. Burada 2000 yıllık zeytin ağaçları varmış. Artık nerede bilmiyorum. Karşıma belki tabelası falan çıkar. Şurada Petrovac kasabası var. Buradayken mi giderim, daha sonra mı giderim bilmiyorum şimdilik. Planlayamadım henüz. Merkeze doğru yürürken... Of, şurada bir stat gibi bir şey var. Stadyum, küçük bir şey. Şu yoldan geldim. Şimdi şurada yine bir site gibi bir şey yapılıyor. Ya da büyük bir otel mi yapılıyor? Baya baya. Yani şu olacak işte. Şu görüntüde görüldüğü gibi. Şöyle havuzlu falan. Bir otel gibi bir şey olacak herhalde. Tatil köyü ya da. Şu dağların korumasındaki vadide kurulan bir şehir. Bu ne demek? Yani arkadan filan rüzgar almıyor demek. Muhtemelen çok sıcak oluyordur bu şehir yazın. Şuralar deniz kenarı. Şimdi oralara daha sonra gideceğim. Önce şu katedralden başlayayım. Jovan Vladimir Katedrali. Ortada yine zeytin ağacı var bir tane. Her taraf zeytin ağacı dolu. Her türlü meyve ağacını gördüm. Üzüm bağları, bahçeleri çok fazlaydı yine. Yollarda gelirken de çok gördüm. Palmiye var. Sıcak bir şehir demek ki. Duvar süslemeleri, tavan süslemeleri etkileyiciydi. Şu katedral hemen karşısındaki yoldan giriyoruz. Şurada ne yazıyor? Dvorak Kralya Nikole. Kralya yani Kral Nikola. Kral Nikola'nın sarayı. Dvorak. Rusça'da da Dvoretsi zaten. Kelimelerin kökleri falan çok yakın. Çoğunu tahmin edebiliyorum. Ama nerede bu? Şurada mı acaba? Jagoda Podjus. Znaczy Jagoda Podjus. Kral Nikola'nın sarayı. Burası bahçesi. Evet, saray bu. Ama girişi burası değil sanırım. Şuralardan bakalım. Kral Nikola 1885 yılında yaptırmış bu sarayı. Kızı Zorka için yaptırmış. Kral Nikola kimdir? Önemi nedir? Araştıramadım o kadar fazla. Ama Karadağ tarihinde önemli bir şahıs olmalı. Podgorica
Podgorica Dağ. Böyle çok büyük büyük heykellerini görmüştüm. Onu da artık not alayım da daha sonra okurum. Araştırırım. Kral Nikola. Demek ki bu Podgorica ulusal, aman, Karadağ ulusal bilincinin, kimliğinin oluşmasında önemli figürlerden biri. Herhalde bizdeki, ne bileyim, Fatih Sultan gibi işte. Burada ekranlar falan kurulmuş. Bir çekim falan olacak galiba. İçeri giremiyoruz ama saray bu. Şirin. Aşırı böyle görkemli, gösterişli değil ama. King Nikola Sarayı. Giriş açıkmış. Şuradan giriliyor. Giriş 2 euro. Yani gerek görmedim. İçeride göreceğim şeyler. Kralın kıyafetleri yok. Kılıcı bilmem ne. Her yerde gördüğüm şeyler artık. Evet. Geldik sahile. Deniz kenarındaki yürüyüş yapılan yere. Çok güzel. İşte bir blogger arkadaş daha. Dünya turu yapan. World Tour. Merhaba. Ah, Türkmüş. Sahil kenarına gelince kafeler kendini göstermeye başladı. Şık şık kafe, restoranlar, barlar. Wi-Fi free'miş burada. Şu yerisi sahildi. Burada yine böyle park gibi bir şey var. Ağaçlara dikkat, kaç yıllıksa artık. Buralarda ben Barska Plaza diye bir yer işaretlemişim ama bulamıyorum yani. Dönüyorum. Yanlış bir işaretledim. Ne yaptıysam. Haritaya göre Barska Plaza buralar görünüyor. Yani işte bu yürüyüş yeri anlamında galiba bir yer. Plaza dediği galiba meydan demek. Plaza. Evet. Böyle. Yani haritada işaretlediğim bu 3 yer vardı. Onun dışında şimdi rastgele dolaşacağım artık şehirde. Burası öyle tarihi bir şehir değil. Gösterilecek tarihi eserler, kültürel binalar, müzeler, şunlar bunlar falan pek yok. Deniz kenarında kurulmuş, hoş, şirin bir şehir. Şu anda bende o izlenimi oluşturdu. Deniz de güzelse, girilebilir, böyle temiz, durgun, berrak bir denizse, yani bu şehirde neden yaşanmasın? Evet, nerede kalmıştık? Neden bar şehrine geldim? Dediğim gibi barda çok özel bir şey yok. Sadece tek özel olan şey 2000 yıllık zeytin ağaçlarının olması. Galiba bilinen en eski zeytin ağaçları buradaymış. Karşıma çıkarsa tabela falan sorarım. Kaldığım yerde de İngilizce bilmiyorlar. Pek kolay anlaşamadık. Hani sorsam anlatamayacaklar. Anlamayacaklar bile. Şurası marina bu arada. Neden bar şehrindeyim? Şimdi turistik yerleri Budva ve Kotor aslında. Yani gelen herkes işte 3-4 gün, 5 günlük geziyle Budva ve Kotor'a geliyor. Budva ve Kotor. Hani çok kısa süren varsa, 3 gün, 4 günün varsa bu ikisi. Herkesin önerdiği bu. Herkesin yaptığı da bu tur zaten. Acaba bu Karadağ'da yaşanabilir mi? Nasıl bir ülke? Bir göreyim dedim. Yani birazcık şöyle yaşanabilir mi sorusuna yanıt arayarak biraz da gezeceğim. Yani sadece Budva ve Kotor'un dışında. O yüzden 15 gün gezmeyi planlıyorum. Dönüş. 15 gün gezeceğim burada. 6 ya da 7 şehir. Bu şehirleri gezmemdeki amaçlardan birisi de bu. Bar şehrinde o yüzden ekledim. Barda yoksa çok güzel bir şey yok. Deniz var. Budva'daki sahiller daha güzelmiş. Budva daha turistik. Yani Budva Antalya ise burası, ne diyeyim, nasıl kıyaslama yapayım? Hadi söylemeyeyim. İşte burası marina. Buradan döneyim. Şurada askeri gemiler falan var. Karadağ'da yaşanır mı? Yaşanırsa neresinde yaşanır? En ideal yer neresidir falan. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle 6-7 şehir biraz fazla gezerek şöyle bir kafamın netleşmesi için bara ekledim. Yani yaşamak isteyeceğim şehir, tabii ki deniz büyük bir avantaj. Girilebilir bir deniz olması. Denizin varlığı da tabii çok güzel de. Denizi görmek de güzel ama en azından böyle sıcak havalarda yazın girilebilir bir şey. Deniz olması güzel. Çok önemli. Yavaş yavaş Budva'dan taşacak artık diğer şehirlere doğru.
Zaten barda da çok fazla artık rezidans, otel falan yapılmaya başlanmış. Özellikle apart türü. İşte benim kaldığım yer de öyle. Küçük bir apart gibiydi. Yani Karadağ'a insanlar akın akın geliyor. Türkiye'den, bütün Orta Doğu ülkelerinden, Azerbaycan, Türkiye çok fazla. Rus ve Ukrayna'dan çok fazla gelen var. Savaş nedeniyle özellikle. Yani ülke şimdi güzel, şirin, hoş. Avrupa Birliği'ne girme durumu var. Deniz var. 2 saat sonra, 2 saat yol yapıyorsun. Şu anda hala kar varmış dağlarında, kuzeydeki bölgelerinde. Yani Avrupa Birliği'ne de girdikten sonra her şeyin fiyatı burada 4'e 5'e katlayacaktır. Bir daha gelmek mümkün olmaz. Yani buradan ev almak, buralara yerleşmek, şirket kurmak çok çok daha zorlaşır. Yani şu anda o yüzden insanlar da haklı yani şu anda buralara gelmekte. İşte Türkiye'den bir arkadaş dönerciyi açmış hemen. İstanbul. Klasik İstanbul isimli restoran hemen. Mutlaka hemen açılır. Her şehirde vardır. Ropna Kuca yazıyor. Paradiso Kuca. Daha önceki Saraybosna videosunda bahsetmiştim. Kuca ev demek. Ev. Yani Ropna giyim evi olması gerekiyor. Aynı kökenden geliyorlar. Boşnakça diye biliyordum ben Kuca'yı ama işte artık Boşnakça, Hırvatça, Sırpça neyse. Zaten bu diller birbirlerine çok yakın. Kökenleri aynı. Evet, bu dört yolda şöyle bir park çıktı karşıma. Kinez Vladimir, işte kral, yok Kinez, kral Nikolay'dı. Kinez Vladimir, az önce Vladimir Katedrali vardı. Vladimir de demek ki Karadağ tarihindeki etkili, önemli kişilerden birisi. Şurada şöyle çok eski bir ABD var, bayağı eski. Buradan dönüp tekrar aşağı doğru gideceğim. Sahil, deniz kenarına biraz daha uzun yürüyüş yapayım. Hem girilebilecek denizleri, sahilleri de keşfedeyim. Şurada sanki bir pazar var gibi. Şu pazara gidelim. Şurada hleb yazıyor. Bizim Latin alfabesiyle ekmek demek. Rusça'da da hleb. Ekmek demek. Kiril alfabesiyle. Aradaki tek fark o. Geldik pazara. Şuradan şöyle mi girsem? Fiyatlar yazmıyor. Sormaya da üşeniyorum şimdi. Anlaşamayacağız. Kimisi söylemeyecek, kimisi ters bakacak. Neyse işte pazarda böyle. Üstü kapalı. Ortam evet gayet temiz sayılır. Güzel. Pazar bir ülkenin, bir toplumun kültürünü yansıtır. Temizse, bağırış çağırış yoksa, böyle derli topluysa ortalık. Oradan o ülkedeki medeniyet düzeyini anlarsın. Şu karşıdaki yolun devamı tren garına gidiyor. İşte
sabah diyecektim ama öğlen 12 gibi miydi? Oradan geldim. Şu yoldan dümdüz gidince benim kaldığım yere ulaşmıştım. Tekrar bu sokaktan, yani aralardan kıvrıla kıvrıla bu caddeye çıktım. Buradan geldim. Şimdi şuradan aşağı ineceğim. Yani buralar artık sonu gibi. Bundan sonra pek bir şey yok. Yani başka köyler, kasabalar vardır. Şuradan deniz kenarı, oradan sağ tarafa doğru tekrar Bar şehrinin sokakları, plajları. Biraz da bu bölgeyi göreyim. Şu ilerideki yoldan yürüyünce tekrar limana geldim. Şu askeri gemilerin olduğu bölüm burası. Bundan sonra sağ tarafta yat limanı başlıyor. Evet, az önceki yere geldim. Adria Dabanović. Her kimse artık. Temple of Zeus. Bizden herhangi bir şey yok. Etna, Akra falan. Evet, yeniden az önceki plaja geldim. Denize giren buradan göremedim ama şöyle bir yaklaşayım bakayım. Deniz umduğum gibi çıkmadı. Güneşlenen var ama giren işte bir kişi var şu anda. Çok dalgalı, bulanık. Bir öğrenci grubu gelmiş. Deniz maalesef güzel görünmüyor. Hem çok bulanık, pis, hem dalgalı. Evet. Çocuklar, öğretmenleri denizi mi gösteriyor nedir? Belki de ülkenin kuzeyinden geldiler, hiç deniz görmediler. Olur mu olur yani. Çok heyecanlı görünüyorlar çünkü. Şu ileride bir koy daha var. Sanki orası biraz daha kalabalık gibi. Bir de ona bakayım da. O da böyleyse bardaki deniz hayalimiz yatar. Ben barda 2 gün kalacağım. Yani 2 günde bir şehirle ilgili karar vermek, yani yaşanır mı yaşanmaz mı, çok yetersiz olur. Bu 2 günde neyi görüyorsun? İşte şehrin planlaması, yani düz mü, rahat mı, betona boğulmuş mu, yeşillik var mı, parklar, kaldırımlar nasıl falan filan böyle. 2 gün, 3 gün bunu sağlar. Yani şehirle ilgili kafanda o netleşir. Evet, bu şehirde yaşanabilir, doğru. Ama deniz için geliyorsan, yani ya da deniz de önemliyse, hani şu anda şu deniz için gelinmez. Fakat yine 2 günde denizle ilgili karar vermek yine doğru olmaz. Belki bu bugün böyle. Bugün belki böyle bulanık, yağmur, dalgalı. Belki yarın düzelecek. Yani ara sıra böyle şeyler olur. Yani onun için bile en az 15 gün kalmak gerekir. Kaç gün deniz işte güzel oluyor, kaç gün girilemez, kötü oluyor filan. Öyle kafanda bir istatistik oluştuktan sonra karar vermek daha mantıklı. Evet, bugün gördüğüm iyi değil tabii de.
Bir de şuradan gideyim bakayım. Evet. Burası da ya devamı aslında işte. Şurada şöyle ufacık bir burun var. Bu deniz. Deniz demeyeyim ya. Bu koy da aynı. Koy diye ayırmak doğru mu olacak bilmiyorum da. Burada gerçi koca bir tesis varmış. Şu an kapalı galiba. Ya da yeni açıldı herhalde ama şu şezlong kısımları falan kapalı. Ya açacaklar, hazırlık yapıyorlar ya da işlemiyor herhalde. İflas etti, bıraktı. Çünkü deniz böyleyse iflas etmesi normal. Yani buraya kim gelir deniz tatili için anlayamadım. Deniz böyleyse bar hayali yatar. Evet işte böyle gidiyor. İleride de var gerçi ama. Hadi yürüyeyim ya oraya kadar. Güzel bir deniz bulacağım abi. Bu böyle olmaz. Orası sanki kapalı gibi ya. Orası güzel olabilir. Şu ta ilerler 2 kilometre falan ilerisi. Neydi? Tamboko muydu? Tamboko plajıydı galiba. Burası Plazni Red. Yani kızıl plaj. Plazni Beach. Sahil demek. Kızıl plaj. Devam ediyor zaten. Şöyle devam. En sona kadar geldim sayılır. Yani en son ileride görünüyor. İşte aynı ama işte deniz görüldüğü gibi. Çok dalgalı. Bulanık. Burada gerçi biraz giren var. Az önceki plajlarda giren yoktu. Tek tüktü ama. Acaba şu bu saatler mi böyle ya? 1-2 saat sonra belki geçer diyeceğim de. Şimdi otele gidip mayomu giyip gelecektim ama artık bu deniz için gelmem tabii ki. Barda ikinci gün. Sabah erkenden çıktım yola. Tekrar denize gidiyorum. Acaba dedim öğlen mi dalgalı oluyor? Bir de sabah bakayım. Deniz böyle. Dün öğlene göre evet gayet daha durgun sayılır. Yani yüzülebilir. Bulanıklığı yine var tabii de. Genelde böyle oluyor. Yani öğlen dalgalı olan denizler sabah daha durgun olur. Gerçi şu anda 9.30 falan oldu saat. Saat 7-8 gibi bu daha da durgundur. Öyle tahmin ediyorum. Bugün evet girerim sanırım da şöyle ilerideki koylara gideceğim. Oralar daha kuytu. Burası çok açık olduğu için biraz ondan dalgalı. Epey yürüyeceğim şöyle buruna kadar. Şu en uçta görünen buruna kadar yürümüştüm aslında. Yaklaşık 4-5 kilometre. Burada birazcık dalga var. Şu an hafif hafif. İleride birkaç saat sonra daha da artacak. Saat bu arada 11 oldu. Oradaki deniz daha da güzeldi. Oralar çünkü çok sığ koylar vardı ama kayalıktı. İnmesi falan sıkıntı, inmesi çıkması. Şehrin içindeki altın takıldığı plajda takılmaya karar verdim. Yani deniz işte böyle. Şu an saat 11 oldu. Ben epey yürüyüş yaptım, geri döndüm. Şimdi girmeye çalışacağım ama çok da soğuk görünüyor da. Önce bir test edelim. Of. Soğuk gerçekten. Biraz bulanık gibi. Yani çok temiz sayılmaz. Evet. Oy, nefes alamıyorum. 2 Haziran. Bugün 2 Haziran. Karadağ'ın Bar ilçesinde Adriyatik Denizi ile ilk Adriyatik Denizi'ne girerek sezonu açmış oluyorum. Evet, kamerayla yüzmesi de zor oluyor. Tek elim işgal altında. Şimdi kamerayı bırakıp ben devam ediyorum. Biraz bulanık ama evet, fena sayılmaz. Bu kadar deniz bugünlük yeterli. Denizden şimdi ayrılıyorum. Otele doğru gitmeden önce kahvaltı yapmam lazım. Daha kahvaltı yapmadım. Saat 12.30 gibi falan herhalde.
Bir saat yordu açıkçası. Şöyle bir 100 metre falan yüzdüm geldim. Biraz güneşten baktım yoruldum. Normal tabii, daha ilk gün. İlk gün, sezonu yeni açtım, daha yeni kulaç atıyorum. Denizden çıkınca kahvaltı yapmak için merkeze geldim. İşte şu arkan 100 metre ilerisi falan merkez. Şöyle aşağıları falan. Kahvaltı olarak sandviç yedim ya, şöyle küçük bir sandviç. Küçük de değil aslında ama doymadı. O bile 5 euroydu yani, peynir, salam, Rus salatası gibi bir şey vardı. O bile 5 euro ve doyurmadı. Yani ucuz değil, ucuz diyemeyeceğim buralara. Bar için. Diğer şehirler de aşağı yukarı böyledir. Gelelim bara, bar şefine. Barla ilgili biraz yorum yapayım. Video burada bitsin. Bar. Şimdi bar. Yani küçük bir şehir. Yani işte merkez, yarım saatte merkezi gidip çıkmadığın sokak kalmaz. O kadar. Merkezin etrafında tabi biraz yerleşim artmış. Çok fazla apartlar, oteller, villalar falan yapılıyor. Sürekli inşaat halinde. Çünkü deniz turizminin olduğu bir şehir. Deniz gösterdiğim gibi, yani hani iki günde bir yargıya varmak çok da sağlıklı olmaz tabi. Bir, en az iki hafta kalmak lazım. Sakin, evet, huzurlu. Yeşil, son derece yeşil. Şehrin kendi içindeki ağaçlandırması çok bol ve eski, belli yani ağaçlar çok artık yıllanmış, yüksek. Bunun çok rahatlatıcı, böyle bir insanı dinlendirici bir etkisi var. Ağaç çok önemli. Ben şöyle deniz kenarından gideyim. Buradan, şu yoldan gürültü çok fazla oluyor da. Şurada arabalar biraz daha yavaş gittiği için gürültü az. Ben gezinmesi keyifli. Yani sokaklarında yürümekten keyif aldım, doğru. Ama çok küçük. Hani kışın nasıl geçer acaba burada hayat? Şu anda yaz, 2 Haziran. Tamam, hani bir neşeli, işte insanlar sokakta yürüyor. Her taraf açılmış. Yani bilemiyorum, kışın da gelip kalıp ona göre karar vermek lazım. Güzel bir şehir ama yani. Sevimli, hoş, küçük, deniz kenarında güzel bir şehir. Adım başı Rus'a denk geliyorum. Plajda yanımda Rusça konuşuluyor. Bir yerde oturuyorsun, kafede falan, yanından Rusça sesler, sokaklarda hep Rusça. Yani Karadağlı'dan daha fazla Rus gördüm ya da Rusça duydum diyebilirim. Çok fazla Rus var. Çok fazla çiçekler var, çiçek kokuları geliyor. Manolya ağaçları, manolya kokularından. Hoş yani, evet. Yürümek, gezmek şehirde hoş, keyifli. De, yaşanır mı sorusuna yanıt vermek için uzun kalmak lazım. Şu iki günde ben de oluşturduğu izlenim yalnız olabilir. Evet, listeye alıyorum bari. Gördüğünüz gibi her taraf böyle meyve ağaçları. Şimdi arabalar görünüyor belki. İşte onun hemen önü deniz. Yani kaç? 150 metre, 200 metre filan. Ve buralar hala böyle ağaçlık, tarla, boş arazi. Yani daha burada yapılacak çok şey var. Oteldi, aparttı. Yani bu şehir gelişebilir, büyüyebilir. Neden büyümemiş onu merak ediyorum ama acaba diyorum, bu deniz çok güzel olsa, bir taraftan diyorum ki bu deniz çok güzel olsaydı bu şehir büyürdü yani, böyle kalmazdı, Budva gibi olurdu. Tabi bilemeyiz, tarihi bazı nedenleri olabilir, siyasi nedenleri olabilir bu işin, birçok nedeni olabilir. İşte şurada yeni çok lüks böyle iki tane bina yapılmış. Şimdi ben şuradan gideyim bari. Yani mümkün olduğu kadar aralardan giderek sessiz yerler arıyorum. Videodan dolayı biraz da tabii. Sesim duyulmuyor çünkü çok fazla baskı var. Evet, bar videosu bu kadar. Gelecek video Budva'da görüşürüz. Помогай. А вы видите, там стало. Вот так.